Bunun adını e, geleceğiniz ve ekstar olarak koydum. E, bu ben e, çok kısa bir şekilde kendimden bahsedeyim. Sonra e, sizlere birkaç mesajım var ekstar dünyasına girmeden. E, ben neredeyse 30 sene bu astrosolu, 29 senedir Amerika'dayım. E, kendimi bildim bileli, 40 sene artı dedim oraya. E, Girişimcilikle e, uğraşıyorum, e, girişimciyim. Son 20 senedir eğitim teknolojileri konusuna yoğun yöneldim. Eğitim teknolojileri ne demek? Şu anda kiminiz liselerde, kiminiz üniversitelerde, kiminiz profesyonel dünyada çalışırken e-kitaplar, bu bulunduğumuz platform bile Blackboard, Collaborate, Blackboardun büyük learning management sistemlerinden bir tanesi. Bunun Bunların bütün hepsini yapan bir şirketler grubu kurmuştum 20 sene önce. Ee, dediğim gibi eğer bir e-kitap kullanıyorsanız büyük ihtimalle ilk şeylerini biz yaptık 2000 senelerinde. Her neyse onu sonra sattım. Ee, güzel bir exit oldu. Ee, 50'nin üstünde eğitim ve eğitimin dışındaki teknoloji konularında yatırımlarım var. Ve Erhan Hoca'nın da söylediği gibi Şimdi XR dünyasına gireceğiz beraber onları konuşacağız. Amerika'dayım. Hepiniz biliyorsunuz kiminiz Silicon Valley'e gitmek, kimisi Wall Street'te veya kimimiz de ben film hastasıyımdır. Esas Amerika'ya gelmen ama amaçlarından bir tanesi hayatımın son çeyreği diyelim 60'lardan sonra belki film prodüs etmeyi hayaliyle geldim. Boston şehrindeyim. Boston çok kişi tarafından hala bazen New York'un köyü olarak bilinen bir şehirdi bu 10 sene önce biri söylemişti bana bunu. Bence Boston Amerika'nın hem kalbi hem de beyni imkanları en çok olan ülkenin en çok imkanları yine olan şehri ben diyorum. Telefonun mikrodalganın Facebook'un internetin çıktığı, ee, ve birçok MIT, Harvard, e, Boston Üniversitesi gibi üniversitelerin e, olduğu bir şehir. E, Boston'un tek geri kaldığı yer, ona sonra gireriz başka bir zamanda. E, kafa yapısı olarak Silicon Valley kadar hızlı düşünemediği için birçok bu şey burada çıktıktan sonra başka yerlere gidebiliyor. E, aranızda girişimci olmak isteyen, e, girişimci olan e, Erhan Erkut gibi değerli bir Girişimcilik hocamızın da e, liderliğinde giden arkadaşlarımız var. E, ben de her zaman e, büyük girişimcilerin e, ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını sürekli e, gözlemleyip Richard Branson var burada. Onunla iki kere tanışıklığım var burada. E, Türkiye'nin en büyük ve en önemli girişimcisini burada e, tekrar söylemek istiyorum ve bu size bir düşünce e, olarak kalsın. Gelmiş geçmiş benim açımdan en büyük girişimci Atatürk'tür. E, yaptıklarına bakarsanız e, rekabet olarak Kurtuluş Savaşı'nı ve Türkiye'nin e, yaratılışını ben en büyük startuplardan biri olarak görüyorum. E, bunu iyi düşünün. E, yani bu kaynak sıkıntıları ve eksikliklere rağmen yaratılmış bir start Türkiye'ye Türkiye. E, bunu size niye söylüyorum? E, değişik ve deli bir dünyadayız şu anda. E, virüs gelmiş, e, her, şey, her şey durmuş, e, birçok insan karamsarlıklara kapılıyor, ne yapacağız, ne edeceğiz, virüsle ilgileniyor. Şu anda çok güzel, bütün dünyanın durmuş olduğu bir durum var. E, sizler ee, dediğim gibi bu girişimcilik ruhuyla yaratılmış bir ülkenin çocuklarısınız. Biz de çocuklarıyız. Şu anda e, Türkiye'de olmanın e, büyük avantajları var. E, ben bunu Amerika'da son 30 senedir görüyorum. Bizim genetik yapımız, pratik zekamız, girişimcilik ruhumuz ve uyum yeteneğimiz gerçekten buna inanın hiçbir yerde yok. Yani. Sizin şu anda e, evlerinizde, dershanelerinizde otururken bunu izliyorsunuz. Şu anda sizin elinizde, beyninizde, kalbinizde yeterli bütün kapasite var. Tek yapacağınız kendinize güvenmeniz ve kendinize inanmanız. E, bu sayede yapamayacağınız hemen hemen hiçbir şey yok. E, buna gerçekten inanın mesajını vermek istiyorum. Kendinize yatırım yapın. E, bu ne demek? Okuyun, öğrenin. E, ve network yapın. Network sosyal ağ diye bazı kelimelerin hala Türkçeleri gelmiyor. İnsanlara yatırım yapın. Yani çevrenizi büyütün. E, LinkedIn'de profilinizi yapın ve sürekli eee kartvizitle dolaşın. Son söyleyeceğim kenetlenin ve işbirliği yapın. Bu çok önemli. E, burada bir kohortsunuz. Çok güzel bir kaptanınız, lideriniz var. Eee ile tanışma e, şansını yakaladım dün. Eee Süper bir takımınız var. Ee, bunu iyi kullanın.